Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iç politikaya ilişkin kritik mesajlar verdi. Muhalefeti KHK'lıların iadesi ve HDP'ye bakanlık verilmesiyle ilgili konular üzerinden eleştirdi. Döviz rezervinin ise ülkelerden gelen akış sayesinde yükselişe geçtiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz sözlerine sert tepki gösterdi. CHP liderine "sen kimsin, neyi bırakıyorsun" sözleriyle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan ülkelerini ziyareti sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Neymiş FETÖ'cülerle? KHK'lılarla ilgili "ben bırakacağım" diyor. "Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise bu hukuk devletinde bu kararı verecek olan merci bellidir. Yargı bunun kararını verir. Bay Kemal'e sormak lazım. Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar? Abdullah Öcalan'ı da bir KHK kararıyla bırakacağım derler. Demirtaş için de derler, diğerleri için de derler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verebiliriz sözleriyle başlayan tartışmayı da değerlendirdi. Çürük tahtaya basmam dedi, hedefinde altılı masa toplantıları vardı. Bu adı altılı masa olan, nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz. Varsa adayınız, adayınızı açıklarsınız değil mi? Ama şu anda altılı masanın yaptığı tek iş var. Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız? Tek yaptıkları iş bu. Bir mesafe alın, bir adım atın. Ve ekonomi, Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yatırım için cazip ülke haline geldiğini söyledi, döviz rezervlerinin yükselişe, kurunsa düşüşe geçtiğini anlattı. Şu an itibarıyla toplamda 20 milyar dolar gibi Türkiye'de yatırım yapma konumunda olan firma var. Bu rakam inşallah daha da yükselecek. Bir de şu anda mali noktada dışarıdan parasını Türkiye'de park eden firmalar da başladı. Dikkat ederseniz bu defa rezerv yükselmeye başladı. Bu tabii döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor. Bu konuyla ilgili de şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar. Onlardan borçlanmamız, Merkez Bankası olarak merkez güçlenmemize neden oluyor. İnşallah bunu başarmak suretiyle de dövizdeki bu sıkıntıyı aşmış olacağız. 13 Eylül'de detaylarını kendisinin açıklayacağı konut projesi de soruldu Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı proje sayesinde fahiş fiyatların düşüşe geçeceğini söyledi. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş "ben kendim yapacağım" diyorsa onlara "buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin" diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde parti meclisi toplantısında konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri, 21. yüzyılın Türkiye'sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir dedi. Bu ülkeyi kuranlara karşı bizim sorumluluğumuz var. Bizim borcumuz var onlara karşı. 99 yıldır bu partide görev alan herkes bu mücadelenin bir parçası oldu. Bundan sonra da gelecek kuşaklar bu mücadelenin bir parçası olacaklar. Eğer siz ekonomik bağımsızlığınızı sağlayamazsanız siyasal bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Ekonomik bağımsızlığı sağlamanın yolu dışarıya el avuç açan bir Türkiye görüntüsü vermemektir. Dışarıya el avuç açarsanız, bana para verin diye dilenirseniz size siyasal koşullarını dayatırlar. Şunu 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 yapacaksın diye. Bu noktada bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Bir daha ifade edeyim. 21. yüzyılın Türkiye'sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Dışarıdan para gelemezse ülkeyi yönetemeyeceklerini görüyorlar. Düne kadar kızdıkları, küfrettikleri kişilerin ayağına gidiyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir gelenekten gelen bu partinin mensupları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin birilerine el avuç açmasını asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz.